Şimdi tasavvufu kâne ve ehevâtiha. Kâne ve benzerlerinin çekimleri. Şimdi burada neden bahsediyor? Şundan bahsediyor. Kâne her ne kadar nakıs ise de arkadaşlar, yani fail almıyorsa da bilelim ki bu da bir fiildir. Dolayısıyla diğer fiiller gibi, tam fiiller gibi mazi, muzari, emir, artık hangi çekimi varsa bu çekimlere de sahiptir bunlar. Yani mazi ise 14 tane çekimi vardır. Muzari ise 14 tane çekimi vardır. Emir ise 6 tane çekimi vardır arkadaşlar. Şimdi çekimli kâne ve benzerlerinin çekimliliği diyelim biz buna. Çekimli oluşu. Bu da kendi içinde üçe ayrılacak bu gruplarda. Bir, kısmın tamu tasarruf. Tam çekimli nakıs fiiller kısmı. Yeti minhul mudari'u vel emru. Bu kısımdaki fiillerin mazilerinin yanı sıra muzari ve emir fiilleri de kullanılır. Nakıs fiil olarak kullanılır. Bu arada şunu parantez içi hatırlatayım. Arkadaşlar bu fiiller yeri geldiği zaman tam fiil işlevi de gösterebilirler. Yani isim cümlesinin başına değil, normal bir işte ketebe yektübü gibi fail de alabilirler. Peki cümle içinde biz bu fiillerin, şu gördüğümüz fiillerin nakıs mı, tam mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Eğer bu fiilleri biz devre dışı bırakırsak, geride kalan kelimelerden bir isim cümlesi oluşuyorsa, o zaman oradaki fiil nakıstır. Oluşmuyorsa o zaman oradaki fiil tam fiildir arkadaşlar. Şimdi ilk başta bunların çekimlerine bir bakalım. Mazi, muzari ve emirleri olanlara baktığımız zaman hangi fiil grupları karşımıza çıkıyor? Kâne, bunun muzarisi de kullanılır arkadaşlar. Yekûnü, emri nasıl gelir? Kün. Sâre fiilinin muzarisi yasîru, hatta şöyle bir hemen hızlıca bir şekilde yazalım şurada. Kâne'ninkisi nasıl geliyor? Yekûnü emri kün şeklinde gelir. Sâre yasîru emri sır şeklinde gelir. Asbaha fiili ifal babından gelir. İfal babının rubai kısmı vardır. Hatırlayın. Ef'ale yuf'ilu if'alun. Asbaha yusbihu. Emri nasıl gelir bunun arkadaşlar? Asbih şeklinde gelir. Adaha yudhi, bunun nasıl gelir? Adaha yudhi, emri nasıl gelir arkadaşlar? Adhi şeklinde gelir. Niye buradaki illet harfi düştü? Çünkü emir fiil meczum olur. Son harfi cezimli olur. Asbih de olduğu gibi. Eğer fiilimizin son harfi illetli ise cezm alameti olarak illet harfi düşer. Adhi şeklinde kullanılır. Emsa yumsi, bunun da emri nasıl gelir? Emsi şeklinde gelir. Bate yebitü muzarisi emri nasıl gelir? Bit. Zalle ya zallu emri nasıl gelir arkadaşlar? Mazisi gibi zalle şeklinde gelir. Mesela kâne, kâna, kânu, kânet, kâneta, künne, künte, küntüma, küntüm, künti, küntüma, küntünne, küntü, künna. Bakın 14 tane çekimi var.
yekûnü yekûnâni, yekûnûne tekûnü tekûnâni, yekûnne tekûnü tekûnâni, tekûnûne tekûnîne tekûnâni, tekûnne ekûnü nekûnü, kün kûnâ kûnû, kûnî kûnâ künne şeklinde sarf bilgilerinizle birlikte bunların çekimlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci grubumuz nedir? Kısmun nâkısut tasarruf, eksik çekimli nakıs fiil kısmı. Peki eksik çekimden maksat ne? يَأْتِي مِنْهُ الْمُضَارِعُ فَقَطْ Sadece bu fiil grubunun, nakıs fiil olan bu fiil grubunun mazi ve muzarisi kullanılır, emri kullanılmaz. Nedir bunlar? مَا زَالَ مَا بَرِحَ مَا فَتَ مَا فَتِئَ مَا اِنْفَكَّ Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz مَا زَالَ diye bir fiil yok normalde. Buradaki ma olumsuzluk edatıdır. Her ikisi de olumsuzluk anlamına sahip olup iki olumsuz bir olumsuz pardon olumluya dönüşüyor. Yani iki olumsuz ifade olumluya dönüşür. Mesela zale yezalu zail olmak, yok olmak, devam etmemek, varlığını sürdürmemek demektir. Şimdi ma getirdiğiniz zaman ne oluyor bu sefer? Zail olmamak, varlığını sürdürmek, devam etmek anlamına geliyor. Diğer gruplar içinde yani şu fiiller için aynısı geçerli. Buradakilerin hepsi olumsuzluk edatı olan ma'dır. Üçüncü grup nakıs fiiller ise kısmun camidun la yutasarraf. Bunların çekimleri yoktur. Ne demek bu? Lehu şeklun vahidun fakat. Bunun tek bir şekli kullanılır. Ne demek tek bir şeklinin kullanılması? Yani bunun sadece mazi çekimi vardır. Muzarisi ya da emri nakıs fiil olarak kullanılmaz demektir. Mesela leyse yelyesü ya da yeleysü ya da gibi muzari çekimi yoktur. Leyse leysedir. Ha bunun 14 çekimi vardır. Leyse leysa leysu, leyset leyseta lesne, leste lestuma lestum, lesti lestuma lestunne, lestu lesna. Peki madame bu nedir arkadaşlar? Normalde fiilimiz damedir. Buradaki ma zaman anlamı katan ma'dır. İşte dığı sürece, devam ettiği sürece, devam ettikçe şeklinde anlam katar. Olumsuzluk edatı değildir bu, onu da söyleyelim. Evet, yani bunların çekimleri önemli. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Bunu şunun için söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar... şöyle diyelim. Mesela isim cümlesinin müptedası zamir olursa, isim cümlesinin müptedası zamir olursa, bunun başına bu kânelerden birisi gelirse ne yapacağız? Şunu yapacağız. Mesela hüve talibün. Hüve müpteda, talibün haber. Hüve huma talibani hüm tullabün hiye talibetün huma talibetani hünne talibatün ente talibün entüme talibani entüm tullabun enti talibetün entüme talibetani entünne talibatün ene talibün diyebileceğimiz gibi bunu mühendisinde kullanabiliriz. Talibe tüm şeklinde de kullanabiliriz. Nahnu talibani tesniye müzekker ya da
Talibetani, tesniye müennes. Ya da cemi müzekker, tullabun. Ya da talibatün şeklinde ne yapabiliriz? Cemi müennesinde kullanabiliriz. Nahnu'nun böyle bir özelliği var. Hem tesniye hem cemi için kullanılır, hem de müzekker hem de müennes için kullanılır. Peki şimdi ben bunun başına kâne getirirsem ne olacak? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada fiil gibi düşüneceğiz artık. Yani burada munfasıl olan zamiri fiile bitiştirmemiz gerekecek. Yani kânenin ismi müstetir, yani gizli zamir olacak veya fiile bitişmiş zamir olacak. Örnek, mesela hüvenin mazi çekimi arkadaşlar kâne taliben olacak. Burada kânenin ismi gizli hüvedir, müstetirdir yani. İsmi müstetir olacak. Taliben de haberi olacak. Kâne ismini ref haberini nasb ettiği için artık talibun demeyeceğiz, taliben diyeceğiz. Peki burada ne diyoruz? Kâne bu manın karşılığında nasıl denilecek? İşte burada ismimiz şu elif. Kâna. Yani şu muttasıl zamir olan elif, tesniye elifi artık kânenin nesidir? İsmidir. Kâna, şimdi talibeyni. Niye talibeyni yaptım? Çünkü kânenin haberi mansup olacak, tesniye olan kelimenin nasb alameti yadır. Yani tesniye olan kelime talibani ya da talibeyni şeklinde kullanılır. Üçüncü bir kullanım şekli yok. Talibani dediğiniz zaman bu kelimenin merfu olduğunu, talibeyni dediğiniz zaman bu kelimenin mansup veya başında harfi cer varsa mecrur olduğunu anlayacağız. Hüm tullabun ne olacak? Kânu tullaben. Buraya geldik şimdi. Hiye'nin karşılığı kânet talibeten. Şimdi kânu'daki kânu'nun ismi nedir? Vav harfidir. Çünkü çoğuldur. Zamirdir, özür diliyorum. Kânet'te ise kânet'in ismi gizli hiyedir. Sakın ha şuradaki t'ye kânenin ismidir demeyin. Buradaki t müenneslik alametidir. Yani fiilin müennes olduğunu gösterir. Devam edelim. Huma'nın karşılığına ne diyeceğiz? Kâneta talibe teyni. Buradaki kânenin ismi nedir? Şu. Elif. Tesniye elifi isimdir. Burada ne diyoruz? Künne talibatin. Şimdi arkadaşlar şurada künne iki tane nun var. Onun bir tanesi şeydir. Kânenin ismidir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Künnenin açılımı nedir? Şudur arkadaşlar. Künne. İşte bizim kânenin ismi, künnedeki isim şu nundur. Nunun nisve diyoruz, cem-i müennes nunu. Şimdi şöyle bir kural var. Aynı cins iki harf yan yana gelirse, ilki sakin, ikincisi olursa biz bunu bu şekilde açık olarak değil, şeddeli olarak yazıyoruz. Değil mi? Künne bu şekilde olacak. Evet. Şimdi peki ente karşılığında ne diyeceğiz? Künte taliben. Buradaki ismimiz şu muttasıl merfu zamir olan T zamiridir. Buna dikkat. Bunu ne diyoruz o zaman? Küntü ma tali beyni. Buradaki kânenin ismi tümadır. Merfu muttasıl zamir. Entümün karşılığı nedir? Küntüm. Tulla ben. Şuradaki tüm kânenin ismidir. Tulla ben haberidir. Geldik şimdi müennese. Künti talibe tem. Şuradaki timiz
Kâne'nin ismidir. Şurada küntü ma talibe eyni. Şuradaki tüma nedir? Kâne'nin ismidir. Küntünne talibatin. Mesela talibaten gelmedi. Çünkü cem-i önüne salimin nasb alameti kesredir arkadaşlar. Şuradaki tünne kânenin ismidir. Bunu ne diyoruz? Küntü taliben ya da talibeten. Müennes'te kullanabiliriz. Şuradaki tü kânenin ismidir. Buna ne diyoruz? Nahnu'ya. Künna talibeyni tesniye müzekker ya da talibeteyni tesniye müennes ya da cem müzekker diyelim. Tullaben ya da talibatin. Buradaki zamirimiz de nedir arkadaşlar? İşte pardon, ismimiz künna. Peki künna nedir arkadaşlar? Şudur aslında. Künna. Tamam. Burada da aynı şuradaki gibi kuralı geçerli kılacağız. İki tane aynı cins harf, biri sakin, biri hareketli olduğu için şeddediyoruz. Bizim buradaki ismimiz şuradaki na zamiridir. Evet. Şu sayfanın bir dakika, şunu şöyle yapayım. Evet, şu sayfanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Kânenin ismi gizlihi hüvedir. Kânetin ise gizlihiyedir. Mesela yekûnü olsaydı, yekûnü, yekûnâni, yekûnûne, tekûnü, tekûnâni, yekûnne, tekûnü, tekûnâni, tekûnûne, tekûnîne, tekûnâni, tekûnne, ekûnü, nekûnü olsa idi. Bu müstetir zamirler muzaride hangisinin zamirleri müstetir olacaktı? Hüve yekûnü müstetir olacaktı. Hiye tekûnü, ente tekûnü, ene ekûnü, nahnu nekûnü. Bunların ismi müstetir zamir olacak idi. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bazı temel kurallar yazalım. Şöyle diyelim. Kâne ve benzerlerinin ismi ile haberi arasında sayı ve cinsiyet bakımından uyum bulunmalıdır. İsmi ile haberi arasında. Mesela ne diyelim? İsmiyle haberi arasında. Kâne Aliyyun taliben. Tesniye yapalım. Kâne, pardon şunu aslında yaparız bunu. Yani şöyle diyelim. Ali yani iki Ali idi neydi? Talibeyni. Kâne Aliyyûne Tullâben.
Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Aliyyun kelimesi müfret müzekker, taliben kelimesi müfret müzekker. İsmiyle habere. Ali yani tesniye müzekker, talibeyni tesniye müzekker, aliyyune cem müzekker, tullaben de nedir cem müzekker. Bu müfret müennes olsaydı müfret müennes, tesniye müennes olsaydı tesniye müennes, cem müennes olsaydı cem müennes olacak idi. Evet. Tabii buradaki uyum ne zaman olacak? Kâne ve benzerlerinin haberi müfret haber şeklinde gelirse. Müfret haber şeklinde gelirse. Evet. Mesela müfret haber bakın şimdi şöyle diyelim. Kâne ve benzerlerinin haberi müfret haber nasıl gelir? Şimdi arkadaşlar bakın kânel cevru harran dediğimiz zaman buradaki kânenin haberi müfret haber şeklinde gelmiş. Niye? Çünkü cümle, fiil ya da isim cümlesi olarak da kullanılmamış, şibih cümle olarak da gelmemiş. Mesela buradaki harran kelimesi nedir? Harran kelimesi haberun müfredun. Bu müfret haberdir. Peki cümle habere örnek verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Örnek. Bakın, adahat el mer'etu tahrucu lil ameli. Gördük mü? Adha nakıs fiil, el mer'etu ismi. Şuradaki haber arkadaşlar, tahrucu lil ameli kısmı haber. Peki buradaki haberimiz ne olarak gelmiş? Buradaki haberimiz şöyle diyelim. Haber cümletün fiiliyetün şeklinde gelmiş. Fiil cümlesi olarak gelmiş. Peki şibih cümle olarak nerede gelebilir? Bakın şu fi'i mekketeyi görüyor musunuz? Seyazallu nakıs fiil el haccu burada isim. Fi'i mekkete burada nedir? Haber ne olarak gelmiş? Şibhe cümletin şeklinde gelmiş. Şibih cümle olarak gelmiş. Mesela ma zalet el hafiletu fit tariqi buradaki haber de ne olarak gelmiş? Şibih cümle. Ma berihal imamu nun haberi, ma berihan haberi yahtubul cumaate fiil cümlesi olarak gelmiş. Evet. İsim cümlesi olarak da gelebilir. Fiil cümlesi olarak da gelebilir. Şibih cümle olarak da gelebilir. Bizim burada bahsettiğimiz kural haber müfret olarak geldiği zaman sayı ve cinsiyet bakımından uyum aranacak. Mesela cümle veya şibih cümle olarak geldiği zaman bu sayı ve cinsiyet bakımından uyumu aramayacağız. Başka? Şöyle diyelim. Kâne ve benzeri olan fiillerin ismi sayı bakımından ne olursa olsun nakıs fiil daima müfret olarak gelir. Bakın şu örneklerimize bakın. İsim burada müfret. Şurada tesniye, şurada cemi olarak gelmiş ama fiil, nakıs fiil burada ne olarak gelmiş? Müfret olarak gelmiş. Ancak nakıs fiil ile ismi arasında cinsiyet bakımından uyum aranır. Şimdi bu ne demek? Cinsiyet bakımından uyum aranacaksa, eğer isim müzekkerse fiil de müzekker olacak, isim müennesse fiil de müennes olacak. Burada ismi müzekker olduğuna örnek, peki müennes olduğuna nasıl örnek vereceğiz? Kânet Aişe tü talibe ten. Yani isim müennesse fiil de müennes, haber de müennes oluyor otomatik olarak. Kâne için geçerli, nakıs fiillerini. İsim müzekkerse hem haber müzekker oluyor hem de fiil müzekker oluyor. Evet.
Mesela şurada kitabımızda bazı örnekler var. Diyor ki şu cümlelere şey getirin, haber getirin. Biz tabii ki ismini de bulalım, haberini de getirelim. Kim katılım yapmak ister? Kânel berdu fî hâdeş şitâi şedîdun şedîden şedîdin eşşedîdun. Hocam ben yapabilir miyim? Tabii. Kânel el beridu fil haze el şetai. Evet. Hocam mansub olacağı için şediden olacak. Güzel. Şediden. Kânel bardu fi hâze şitâi. Bu kışın soğukluk idi. Neydi? Şediden şiddetliydi. Evet. Evet. Şimdi burada şunu da hatırlayalım. Şöyle bir kural daha koyalım buraya. Kâne ve benzerlerinin haberleri. Müfret haber şeklinde gelirse genellikle nekre olarak kullanılır. Örneğimize bakalım. Şimdi buradaki haber müfret yani cümle ya da şibi cümle olarak gelmediği için ne olarak aldık burada? Nekre olarak aldık. Peki marife olabilir mi? Olabilir. Mesela izafet terkibi kullanılırsa olabilir. Şimdi burada şunu da ekleyelim o zaman. Şöyle diyelim. Kâne ve benzerlerinin ismi genellikle nekre, özür diliyorum. Marife olarak kullanılır. Bu müpteda için de aynı kural geçerliydi. Hatırlayalım. Müpteda genellikle marife, nadiren de olsa nekre olarak gelir demiştik. Kâne için de geçerli bu. Kâne'nin ismi genellikle marife olarak kullanılır. Peki müpteda ile haberle alakalı şöyle bir kural söylemiştik. Onu da yazalım. Kâne'ye uyarlayacağız o kuralı. Kâne ve benzerlerinin şuna dikkat. İsmi nekre. Haberi de şibih cümle olarak gelirse, burası önemli, haber ögesi isim ögesinden önce kullanılır. Örneğimizi verelim. Mesela kâne fil hadikati ne diyelim? Tiflün. Yani şunu şöyle söyleyemem. Kâne tiflün fil hadikati diyemem. Şimdi buradaki isim ögesi kânenin ismi nekre. Haber de şibih cümle olduğu için önce haberi sonra ismi söyleyeceğiz. Bunun bir benzer kuralı daha vardı. O da, onu da şöyle diyelim. Kâne ve benzerlerinin haberi gibi cümle olursa isim ögesinde de haber ögesine dönen bir zamir kullanılmışsa haber ögesi isim ögesinden önce kullanılır. Kafa karıştırıcı bir şey gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir daha söyleyelim. Kâne ve benzerlerinin haberi şibih cümle olursa. Yapalım. Kâne ve benzerlerinin haberi. Aha kâne. Haberi şibih cümle olursa. Mesela kâne fil beyti. Şibih cümle yaptık mı? Evet. Olursa. İsim ögesinde de haber ögesine dönen bir zamir kullanılmışsa. Mesela sa
Hibü isim ama şu habere dönen bir zamir olacak. Haber burada müfret müzekker olduğu için zamir de müfret müzekker olacak. O zaman haber ögesi isim ögesinden önce kullanılır. Cümle şu şekilde kurulur. Kâne fil beyti sahibuhu. Kâne idi fil beyti evdeydi. Kim? Sahibuhu, evin sahibi. Tamam. Evin sahibi evdeydi. Şimdi peki ben bunu mesela şöyle kullansam ne olur? Kâne sahibuhu fil beyti deseydim ne olur? Kâne'nin ismi sahibi kelimesi, fil beyti de haberi. Ama şuradaki anlam burada bulunmazdı. Ne demek bu? Kâne idi sahibuhu, onun sahibi. Neredeydi? Fil beyti, evdeydi. Peki kimin sahibi evdeydi? Mesela diyelim ki cüzdanın sahibi mi, arabanın sahibi mi? Yani ney? Kimin sahibi? Şimdi eğer siz evin sahibi evdeydi diyecekseniz onu bu şekilde kullanacaksınız. Yani ismi haberden sonra kullanmak durumundasınız. Tamam? Evet. Şimdi şunu şöyle yapayım. Biraz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet. Şimdi şuradan birkaç tane daha çözelim. Birkaç tane de şu aşağıdaki örneklerden çözmeyi düşünüyorum. Asbaha zuyufu. Buna ne gelmesi lazım arkadaşlar? Mesrurine mesrurune mesruratil mesrureyni. Mesrurine gelmesi lazım hocam. Evet, sebebini de söyleyebilir misin? Çünkü hocam el-zuyuf yani esbahanın ismi çoğul, haberi de çoğul olması lazım. Ve cem-i müzekker salimlerde çoğul yaparken nasb hali ye ile oluyordu. Tamam, güzel. Demek ki burada iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, ismiyle haberi arasında sayı ve cinsiyet bakımından uyumunu arayacağız. İki, haber ögesi olursa onun nasb alametini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunun bir istisnası var. Onu da bakayım şurada vardı. Şurada göstereceğim. Şimdi bunun istisnası ne? Sayı ve cinsiyet bakımından uyum arayacaktık ya. Fiillerin sayı bakımından ne olursa bir dakika neredeydi o? Sayı ve cinsiyet bakımından uyum bulunmalıdır dedik. Onun istisnasını şuraya yazayım. Ancak isim veya haber ögelerinden biri cemi gayri akil olursa diğer öge müfret müennes olarak kullanılır. Ancak isim veya haber ögelerinden biri, kânenin ismi veya haberlerinden biri cemî gayri akıl olursa diğer öge müfret müennes olarak kullanılır. Buna örnek ne verebiliriz? Bakın arkadaşlar, şu beşinci örneğe bakın. Leyset değildir. Hâzihi bunlar mesâcide kadîmeten. Antik tarihi mescitler değildir. Şimdi arkadaşlar buradaki mesacit kelimesi mescid kelimesinin çoğuludur. Cemî gayri akıldır. Dolayısıyla ismine dikkat edin ne olarak gelmiş? Müfret müennes. Hazihi gibi. Mesela leyset haulâi mesacite kadîmeten diyemedik. Tamam. Haulâi değil, ne yaptık burada? Cemî gayri akıl olduğu için hazihi kelimesi burada müfret müennes olarak kullanıldı. Mesela üçüncü örnekte üç kolay. Şu altıya bakalım. Adha el-müctehidü. Şimdi burada adha'nın haberi esma-i hamse olarak gelmiş. Dolayısıyla hangisi olacak? Zâdû zî zevî. Hocam, hamse. Z olacak. Güzel.
Esma-i Hamse'nin mansup hali nedir? Eliftir. Evet hocam. Merfu hali zıdır. Mecrur hali ya iledir. Kâne Uthmanu ve Aliyyü min benâti Resûlillâhi mütezevviceyni, mütezevvicâni, mütezevvicîni. Hangisi olması daha uygun? Kâne'nin haberi. Hocam mütezevcani. Şu mu? Evet hocam, çünkü tesniye var orada sanırım. Tamam. Tesniye olması gerekiyor. Ama bir şeyi eksik bıraktın. Bu tesniye ama merfu. Bana ne lazım? Mansup. O zaman evet hocam. Mütezevceyni. Evet. Bana mansup lazım. Güzel. Tamam. Azalel muslimune muhafizine yuhafizune ya da yuhafizani muhafizine muhafizune ala salati. Burada da ne olacak arkadaşlar? Cem müzekker salim olduğu için muhafizine gelmesi daha uygun. Buraya şey de gelebilirdi arkadaşlar. İsim değil, fiil de gelebilirdi. Yani ne yazabilirdim ben buraya? Mesela buraya şey de uygundur. Şu. Yuhafizune. Bunu da kullanabilirim arkadaşlar. Bunda da şeye dikkat edeceğiz yine. Cem-i müzekkerse cem-i müzekkerini kullanacağız. Şimdi bakın burada da şurada bir dakikamız kaldı. Birkaç tane de buradan şey yapalım. Haberin türlerine bir bakalım. Arkadaşlar mazale fissaffi. Bir kere nakıs fiillerin isimlerinin başında harficer olmaz. Zarf olmaz. Dolayısıyla eğer harficer varsa kesinlikle o nedir? Şeydir. Siz söyleyin. Haberdir. Şibih cümle. Seyekûnül ihtibaru sehlen. Müfret. Emsa ehi yeşkû min batnihi. Haber burada fiil cümlesi olarak gelmiş. Zalle fevgaş şecereti ettâirû. Fevgaş şecereti burada ne olarak gelmiş? Şibih cümle. Burada bir isim cümlesi bulabilecek miyim? Ha. Evdahat essemâ'u guyûmuha kesîfetun. Bakın. İsim cümlesi. Mübteda haber. İsim cümlesi. Evdaha'nın nesidir? Haberidir.